Uşak gündeminde havalimanları var. Siyasetçiler Zafer Havalimanı ve Uşak Havalimanı'nın hakkındaki tartışmalarını sürdürürken biz de Uğur TV olarak mikrofonlarımızı Uşak vatandaşlarına uzattık. Uşak vatandaşları Uşak Havalimanı hakkında ne düşünüyor? Gelin birlikte görelim. Uşak'ta havalimanı var mı? Evet, var. Hiç kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Peki şu an kapalı olduğunu biliyor muydun? Kapalı olduğunu değil de açık olduğunu duydum. Uşaklı yolcuların Kütahya Havalimanı'nı kullandığını biliyor muydun? Biliyorum. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Anlamsız yani. Uşak'ta güzel havaalanı dururken gidip Zafer Havaalanı'nı kullanmak bence mantıksız. Uşak Havalimanı faal olsa kullanır mıydınız? Tabii ki. Tabii ki. Ben değil, bütün Uşak kullanır. Yani Zafer'e gidinceye kadar, 90 kilometreye gidinceye kadar Uşak. 5 kilometre. Havalimanı var. Kullandınız mı hiç? Yok. Kullanmayı düşünür müydünüz? Hayır, şu anda ihtiyacımız yok. Yani çok fazla sefer olmadığı için kullanacak bir şey yok. Bir en son İstanbul'a gidiyor diye biliyordum ama herhalde onlar da bitti şu anda. Şu an Zafer Havalimanı'ndan kullanılıyor. Uşak oraya aktarılıyor. Peki burada olsaydı kullanmak ister miydiniz? Ya ben çok fazla uşak yolculuğu yapan birisi olmadığım için. Yani ihtiyacım olduğunda da İzmir'den direkt aktarmalı istediğim yere gidebiliyorum. Yani şimdilik ihtiyacım yok. Uşak'ta havalimanı var mı? Var. Kullandınız mı hiç? Hayır. Zafer Havalimanı'ndan kalkıyor uçaklar. Yani Uşaklı yolcular Zafer Havalimanı'na gidiyor. Bununla ilgili bilginiz var mıydı? Hayır, bilgim yok. O altyapı yok yani. Otobüslere alışkın Uşak halkı biraz daha. Uşaklı yolcuların uçakla yolculuk yapmak için Kütahya Havalimanı'nı kullandığını biliyor muydunuz? Evet. İzmir, Kütahya kullandığını biliyorum. Uşak'ta havalimanı faal olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Peki neden? Ne düşünüyorsunuz Uşak Havalimanı'nın kapalı olması konusunda? Ya bunun tamamen ticaret amaçlı olduğunu düşünüyorum ve açılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların daha kolay ulaşım yapabilmesi için. Uşak'ta havalimanı var mı? Yok, var da yok. Daha önce hiç kullandınız mı Uşak Havalimanı? Kullandık. Ne zaman kullandınız en son? Pandemiden önceydi galiba. 80, ne oluyor? 90, 2018. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu mu? Uşağı sevmedikleri için havalimanı da kapandı. Yok neydi, kurs açıldı bilmem ne. Ya öylelikle havalimanı mahvettiler. Şu an Uşak yolcularının Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullandığından haberdar mısınız? Haberdarım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben rezalet diyorum, başka bir şey demiyorum. Yani Uşak'ın yapılan bir ne diyeyim, rezalet diyeyim. Yetkililerin uğraşması lazım ama uğraşmıyorlar. Bizim milletvekillerinin ne işi yok? İnsan bir acık memleketini tutar. Ya olayı bu. Daha havalimanı var mı? Var diyorlar ama hiç bilmiyoruz. Daha önce hiç kullandınız, kullanan duydunuz mu? Daha öncelerden vardı. Çalışıyordu mesela, İstanbul Ankara'da çalışıyordu. Onun devam etmesini isterim yani. Ulaşım daha kolay olur bence ama tabii ki yarım kaldı her şey. Devam etmiyor. Devam edilirse çok çok memnun oluruz uşak halkı için. Ya ben sevinirim, herkes de sevinir aynı şekilde. Neden devam etmiyor uçak seferleri Uşak Havalimanı'nda? Bilmiyorum neden, giden gelen mi olmuyor, yoksa uşağımız küçük diye mi beğenmiyorlar bilmiyorum yani. Uşağın hiç adı anılmıyor. Her yerin adı anılıyor, söyleniliyor ama uşağımızın adı anılmıyor. Acaba neden? Milletvekillerimiz mi çalışmıyor yoksa insanlarımız mı çalışmıyor? Ben de anlayamadım bunu. Bir an önce yani buna bir çözüm bulunursa sevinirim. Bak, hızlı tren gelecek dediler, gelmedi. Uşak yani her şeyimiz var, insanlarımız mükemmel. Neden biz uşağımız gelişmiyor? Onu sorun, soruşturun da bize de haber verin. Uşak'ta havalimanı var mı? Var, evet. Daha önce bu havalimanını kullandınız mı? Hayır. Kullanan birisini duydunuz mu peki? Hayır. Eğitim uçuşları oluyor herhalde. Ara sıra şehrin üstünde böyle turluyorlar. Onun haricinde duymadık. Uşak'ta bir havalimanı olsaydı kullanır mıydınız? Kullanırdık tabii. Direkt uçuşların olabileceği bir havalimanı olsa kullanırız. Ama muhtemelen ne olur, aktarma olur, gene İzmir'i kullanırsın. Uşak yolcuları Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanıyor. Bundan haberdar mıydınız? Evet, bir kısmı orayı kullanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mantıksız. Uşak yolcularının Zafer Havalimanı'nı kullandığından haberdar mısınız? Haftada bir İstanbul seferi var diye biliyoruz ama. Uşak Havalimanı'ndan mı var haftada bir İstanbul seferi, Zafer Havalimanı'ndan mı? Eskiden Uşak Havalimanı'ndaydı. Ama şu an herkes Zafer Havalimanı'na gidiyor. En yakın orası olduğu için. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kötü tabii ki. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir yol. Kötü. Uşak'ta bir uçak seferi olsaydı kullanır mıydınız? Tabii kullanırdım. Niye kullanmıyorum ki? Evet ama çalışıyorum, bilmiyorum. Daha önce hiç kullanan duydunuz mu? Hayır. Peki şu anda Uşak Havalimanı yolcularının Zafer Havalimanı'nı kullandığından haberdar mısınız? Şu an kullanılıyor mu havalimanı? Zafer Havalimanı kullanılıyor. Kütahya. Kütahya.
Bilmiyorum ben mesela İzmir orada sefer yapmak için İzmir'den gidiyorum, uçaktan gidemiyorum. Buradan İzmir'e otobüste gidiyorum, otobüste oradan uçakta oraya gidiyorum falan öyle. Buradan gidilmiyor. Peki Uşak'ta uçak seferleri olsaydı kullanır mıydınız? Tabii ki de. Yani isterim uçaktan olmasın. Kullanılıyor mu şu an Uşak Havalimanı? Vallahi ara sıra talim için kullanıyorlar ama gelen giden yok. Uşak yolcularının Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullandığını biliyor muydunuz? Zafer'e hiç duymadım. Uşak Havalimanı şu an faal olsaydı yolcu seferleri için kullanır mıydınız? Mutlaka İstanbul'a 6-7 saatte, 8 saatte gideceğime 1 saatte inerim. Şu an Uşaklı yolcuların Kütahya ve İzmir havalimanlarını kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Uşak havalimanını kullanmak en iyisi tabii. Yeterli bizim havaalanımız ama personeli var, şeyi var. Boş. Yolcu bekliyor. Yolcu bekliyor değil de uçak bekliyor. Yani bu organizasyonda, bu boşu boşuna yapılan, Türkiye'de sadece Uşak değil, Türkiye'de belki 81 vilayette 70'inde havaalanı var. Hepsi boş. Hepsi boş. Yani Adana diyelim, Elazığ, büyük vilayetlerin, Diyarbakır, oralar çalışıyor, diğerlerine hiç uçak inmiyor yani. Uşak'ta bir havalimanı var mı? Havalimanı vardı. Ne oldu o havalimanına? İnsanlarıyla birlikte kayboldu. Neden? Nedeni nüfus çok arttı, akıl eksildi, kalite düştü. Benim tahminim yani, ona bağlıyorum. Uşak Havalimanı, uçuş seferleri faal olsaydı kullanır mıydınız? Tabii kullanırdım. Şu an Uşak yolcularının Kütahya ve İzmir havalimanlarını kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi kullanıyorlar mı onu bilmiyorum ama kullanıyorlar mı? Bence kullanıyorlar. Kullanmaları gerekiyor yani. İstemeleri lazım havalimanının tekrar açılması için. Yani madem bu dünyaya geldik bir şeyler isteyelim yani. Sonuçta vergi veriyoruz değil mi vatandaş olarak? Her yere, her şeye, aldığımız her şeye, parasını ödediğimiz her şeye vergi veriyoruz. Yani havalimanının açılması, seyahati yapabilmemiz yani hakkımız. Hak ediyoruz. Açılması gerekiyor. 60 kilometre niye gidelim ta şeye, neresiydi orası? Zafer Hava. Ta niye oraya gidelim ki? Benim düşüncem böyle. Uşak'ta havalimanı var mı? Hayır. Daha önce Uşak Havalimanı'nı kullanan birini duydunuz mu? Hayır. Duymadım. Peki. Zafer Havalimanı var ama o da çok uzak. Uçuş seferleri olsaydı Uşak Havalimanı'nı kullanmayı tercih eder miydiniz? Kullanırdım tabii ki ama seferleri yok zaten burada düzenli. Biz mesela İzmir'e gidiyoruz, oradan biniyoruz. Çünkü saat başı var neredeyse. Burada öyle bir şey yok. Hani gününü bile bilmiyorsun.